Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane ötesi bir süper güç videosu çekiyorum ancak videoya başlamadan önce arkadaşlar eğer bu video 1750 beğeniyi geçerse bütün oyuncuların hepsini bir sonraki bölümde 85 rating yapıyoruz yani buradaki 9 milyon coins'in dibine kadar harcayacağım eğer 1750 beğeni geçerse ama kadro gerçekten mükemmel olacak ve 1750 beğeni değil de 1500 beğeni geçerse de 3 tane transfer birden yapacağız. Hepsini size zaten soracağım. Yorumlarda yani arkadaşlar bu video muhtemelen 3000-4000 tane yorum gelecek. Çünkü herkes 2-3 tane yorum yapmak durumunda kaldı. Öyle bir öneri sunacağım size gerçekten. Efsane bir bölüm oluyor arkadaşlar. Bu bölüm mükemmel olacak. Bu bölümde bu arada takımı 93 yapmaya çalışacağım. Ama eğer bu bölüm 93 rating olmazsa takım bir sonraki bölümde takım 95'i bile geçebilir. Çünkü herkesi bayağı bir yükselteceğiz. Neyse arkadaşlar o zaman video başlamadan önce dediğim gibi like atmayı unutmayın. Serinin devamını kaçırmamak için hayalimdeki kadro kurma serilerini falan kaçırmamak için lütfen video like atmayı ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı dediğim gibi unutmayın. Gerçekten bu benim için çok önemli. Hadi bakalım şimdi sizlerle birlikte hemen başlıyorum. Bir kere bu beceri geliştiricilerin hepsini diğer bölüm zaten yapacağım. Siz 1750 beğeni attığınız takdirde bir sürü coin sergileyeceğiz. Gerçekten mükemmel olacak. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dün sağ transferi yapacağımızı söylemiştim. Ve sağ transferimizi şimdi yapacağız. Kimi alalım demiştim. Gayano vardı. Mariano vardı. Sonra Gökhan Gönül vardı. Ve Joao Pereira vardı. Anadolu takımından bir tane hiç oyuncumuz yok. Ben onu istiyorum. Gönlümden o geçiyor demiştim. Siz de beni kırmamışsınız arkadaşlar. Ve Gaiano kazandı. Şimdi sizlerle birlikte Gaiano'yu alacağız. Gerçekten büyük bir kapışma vardı. Diğer yorumlar çok beğenilmiş ama Gaiano çok fazla istenilmiş arkadaşlar. Hani dediğime en azından mantıklı gelen çok kişi varmış. Hani dediğim mantıklı gelmiş çok kişi. O yüzden bugün Gaiano'yu alıyoruz. Gaya yazıyoruz. 76 rating ve buraya da 76 yazıyoruz. Hemen pozisyon olarak sağ bekledik ve kaydettik. Aradık. Bulamadık. O zaman şöyle yapalım hemen. Süper Lig'de zaten 76'lık başka hiçbir sabek olacağını sanmıyorum. Evet. Marcelo Goyanoymuş. Goyano ne ya? Goyano. 14.000 koy ise gördüm. Hemen fiyatı 5.000 yapıyorum. 6.000 yapalım bakalım. 6.000'e var mı? Muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Yok. O zaman hemen 14.000 yazalım arkadaşlar. 14.000'e muhtemelen buluruz. Gerçekten mükemmel oluyor takım. Yani hayran kalacaksınız takıma. Çünkü mükemmel olacak Marcelo Goyano da gerçekten müthiş olacak. Hemen koyalım ve yükseltmesini yapalım arkadaşlar. Umarım yapabiliriz yükseltmesini bu arada. Şimdi hiç para harcamadan o 8gende boostu var takımı 93 yapıyorum arkadaşlar bu arada. Ben duramam çünkü şu anda. Aa Saraç'ın boostu var zaten. Direkt dörtgen buradan attı. Abi ben bu adamı 81 yapacağım. Ben bu adamı 81 yapacağım. Şöyle hemen geldik ve bir tane daha. Hadi Karol'ü kullanalım. 54.000 bin coin ise Marcela Goyano'yu 81 rating yaptık arkadaşlar. Hemen devam ete basacağım. Aşırı merak ediyorum şu anda durumumuzu. Hemen devam ete bastım. Buraya geldim ve 93 rating. 160 kimya oldu takım gerçekten müthiş gözükmüyor mu ya müthiş değil mi ya gerçekten harika gözüküyor ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi önemli çok önemli transfer önerileri sunacağım size gerçekten çok önemli 3 tane transfer önerisi birisi Fenerbahçe'li oyuncu değişecek birinde Beşiktaşlı birinde Galatasaraylı ama yerlerine aynı takımdan oyuncu gelemese de Farklı bir şekilde Galatasaraylı oyuncuyu mesela Atiba'nın yerine veya Moses'in yerine kullanabilirsiniz. Veya Fenerbahçeli oyuncuyu Hutchinson'ın yerine veya Muslera'nın yerine kullanabilirsiniz. Hemen size ilk sorumu soruyorum. Muslera'nın yerine arkadaşlar. Muslera kalsın da yazabilirsiniz ama transfer yapalım yazmayın. Zaten ben herkesi yükselteceğim. Rating olarak yükselecekler. Onu merak etmeyin beğenilerinizle birlikte. Şimdi Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır'ımı alalım? Karyus'u alalım? Yoksa Altay Bayındır'ı mı alalım arkadaşlar? Yorumlarda çıldırmaya başlayın. Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır mı? Loris Karius mu? Arkadaşlar benim bir tahminim var aklımda. Zaten %99'a olacak. Ama bakalım siz ne diyeceksiniz? Hemen yorumlarda çıldırın. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Haydi bakalım. Bu yorumu yaptınız değil mi? Bu herkes tek tek yorum yapsın. Bir yorumda 3 tane oyuncu yazarsınız. Ben onu hiç anlamam. O yüzden herkes tek tek yorumlar yaparsa sevinirim. Bir kişi üç yorum atma hakkına sahip. Çünkü 3 tane transfer soruyorum. Ve şimdi arkadaşlar soracağım isim Atiba Hutchins'ın yerine Ozan Tufan'ı mı alalım? Bu arada unuttum arkadaşlar. Hemen bir dakika baştan bakıyorum. Hemen baştan bakıyorum. Ozan Tufan'ı mı alalım? Onazi'yi mi alalım? Yoksa Donk'u mu alalım? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Atiba Hutchins'ın yerine Ozan Tufan mı? Donk mu? Yoksa Onazi mi? Kesinlikle yorumlara hızlıca yazın. Ve şimdi bunu da yazdınız mı? Onazi, Ozan Tufan ve Donk. Evet 3 tane de burada var. Kaleci Muslera yerine ve Hutchinson'ın yerine olanları söyledik. Ve şimdi Victor Moses yerine arkadaşlar Tyler Boyd yine oylamaya girdi. Bakalım bu sefer kazanacak mı? Tyler Boyd mu? Sofiane Feguli mi? Yoksa Abdülkadir Ömür mü diyorum? Tyler Boyd mu? Sofiane Feguli mi? Yoksa Abdülkadir Ömür mü? Bunu da yorumlara yazın. Bakalım bunu kim kazanacak? Üçünü birden yorumlara yazın. Yani arkadaşlar şöyle Mesela bir tane yorumda Karius yazdınız, diğer yorumda Onaz yazdınız, diğer yorumda Boyd yazdınız. Bu şekilde kabul edilebilir. Ya da Uğurcan Çakır yazdınız, Ozan Tufan yazdınız, Fegula yazdınız kabul edilebilir. Ama hepsini aynı yorumda yazarsanız kabul edilmez. İsterseniz bir yorum yapın, ama bir kişi yazın. Yani bir yorum bile yapacaksanız bir kişi yazın. Bunu da haberiniz olsun. 2000-3000 beğeni bekliyorum yorumda beğeni de bekliyorum sizlerden bugün arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bu oluşan kadromuzda mükemmel kadro tamam zaten şu anda artık transfer şelalesi yapmak istiyorum. Transfer şelalesi videosu çekmek istiyorum sizlere. O yüzden transfer şelalesi ve efsane yükseltme videosu gelecek arkadaşlar. Bir sonraki süper güç videosunu bekleyin diyorum ben size. Bildirimleri açın ve bekleyin. Gerçekten mükemmel olacak bir sonraki süper güç videosu. Hadi bakalım karşı hatamıza giriyoruz. Bakalım karşı atakta başımıza neler gelecek. İnşallah ölmeyiz. İnşallah ölmeyiz. Kazanmak istiyorum. 93 rating olduk artık. 88 rating. Furki'ye karşı oynayacağız. Türk kardeşimizle oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz ki arkadaşlar biliyorsunuz aynı rating bile olsak daha yüksek rakip bile gelse benim kazanma şansım her zaman var. Çünkü kadromuz mükemmel ve daha da iyi olacak inşallah bakalım. Ama birazcık fark attıktan sonra Goyano ile gol atmaya çalışacağım. Bakalım Goyano ile gol atabilecek miyiz? Hemen Falcao ile diktik. En vakaya Oha adam golle başladı lan o nasıl oldu? Kimse gelmiyor içeri ya. Radamel Falcao admin Falcao sandım bu nasıl vurur? Moses. Bir sonraki bölümde yoksun Moses. Ama Moses'ı istiyorsanız mesela yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da Atiba'nın değişmemesini istiyorsanız çok fazla yorum gelirse onu değiştirmeyebiliriz. Ama bence hepsini tek tek değiştirelim. Zaten yerlerine hep farklı farklı takımdan oyuncu alıyoruz. Ve sürekli transfer yaparak devam edecek bu seri. Kim formdaysa onu kullanacağız arkadaşlar. Lig başladı zaten. İlerleyen zamanlarda göreceğiz kimlerin formda olduğunu. Ona göre oyuncuları transfer isteyeceksiniz zaten benden. Ben de size önerileri ona göre sunacağım. Hemen MVKM'ye MVKM ortaları açtı. Falcao 4-2 yaptı durumu. Moses bir dakika garanti alalım diyeceğim ama alamıyoruz abi adam iyi oynuyor ya. Adam reytingine göre iyi gol attı şimdiye kadar yani. Muriç vuramadı abi bir şey söyleyeyim mi ben kötü oynuyorum şu an ha. Ben çok fena gaza gelmiştim rakibin reytingini görünce ama kötü oynuyorum yani. Moses. Falcao. Baksana pasın filan geçmiyor abi saçma sapan paslar denemeye başladım. Falcao. Radamel Falcao. Kaçırır mı öyle topu kaçırmaz asla. Victor Moses Moses Uf abi bir şey söyleyeyim mi bu gol bize maçı kazandırmış olabilir. Gustavo sen de atarsan şöyle bir gol. Ah Gustavo atamadı. Moses bir tane daha gol at be kardeşim. Evet. Arkadaşlar Moses'in bitiriciliği bu arada çok iyi keşke değiştirmeseydik diyorum şimdiden ama artık çok geç. 8-7 yani Moses'in o golü şu anda bize maçı kazandırmış olabilir demiştim. Gerçekten de arkadaşlar Moses'in o golü bize maçı kazandırmış. Mükemmel oldu. Hemen devam et'e basalım bakalım ne durumdayız? 3 tane galibiyet alırsak ödül falan alıyormuşuz. Onları alırız arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle bakıyorum. Burada da paketler falan yok arkadaşlar. Çok önemli. Hemen biz hesapta her zaman açtığımız paketlerden açalım. Şöyle paketlere geleceğim. Hadi abi paketlere hemen girelim. Şöyle hop oh, potum paketler. Normal paketlere geldim. Evet haftanın takımı paketi var şu an arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte bir tane 250 binlik haftanın takımı paketi açıyorum. İnşallah İbrahimovic gelir bu arada. İbrahimovic'i çok istiyorum. Hadi abi. Hadi abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Az önce kayıt gitmiş olabilir mi? Diyorum ama gitmemiştir herhalde. Neyse haftanın takımı paketi. Güzel bir şey gelsin mi? Amisi iki tane açacağım bu arada. Bir tane de açacağım bundan. Amisi geldi. O kişi ve King geldi. Moise King geldi. Moise King değildi ki bu ya. Ne bu King? Af yanlış söyledim bir de ismini. Abi senin nasıl adın ne? Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Unuttum şu anda ama Moise King olmadığını biliyorum en azından. Onunla mutlu olabilirsiniz. Hadi İbrahimovic. Zaten İbrahim geldi. Geldi abi. Yemin ediyorum gelecek sandım. Bak yemin ediyorum. Strak olsa geldi arkadaşlar. 81'lik bir kaleci çıkardık. Burada o zaman videomuzun sonuna geldik. Hemen süper güç kadromuza girelim. Mükemmel kadromuz. 500 bin coins paket açılımı yaptık. boş boşuna gitti 500 bin coins. Ama sizlerle birlikte efsane takım yükseltmesi de yapacağız. Ve çok güzel olacak gerçekten. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde Mustero yerine Altay mı? Uğurcan mı yoksa Karyos mu? Atiba yerine Onazi mi? Ozan Tufan mı? Yoksa Donk mu? Sağ orta sahi. Abi bunları ezberlemek bile zor ya. Sağ orta sahi ise kimler vardı sağ orta, orta, sahada? Bir dakika. Gerçekten şu an hiç aklıma gelmiyor. Boyd, Abdülkadir, Ömür ve Feguli. Bunların üçünden birini de buraya alacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ki serilerimiz tam gaz devam etsin diyorum. Ve beni böyle tam ekran alayım, alayım şu an tam ekran evet olduysam. Şuradan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Evet bu da bugünün videosuydu. İnşallah beğenmişsinizdir ve bay bay.